Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İki dünyanın saadetini kazanmak için insanlara nasıl davranmamız gerekir? Dünya ve ahiret saadetini Rabbimizden istemekle ilgili bir ayet-i kerimenin meali şöyledir. Ne diyor Rabbimiz bize? Şöyle dua etmemi istiyor. Rabbena atina fid dünya haseneh ve fil ahireti hasene ve qina nar. yani yani Rabbimiz bize dünyada iyilik yani hasene ahirette de hasene ver ve bizi ateşin azabından koru demek ki bir Müslüman hem dünya hem de ahiret saadetini istemeli ve buna uygun bir davranış sergilemelidir sadece dille istemek yetmez bu saadete uygun olacak bir davranış da göstermemiz lazım. O halde insanlara davranış bakımından hem özel hayatımızda hem de aile, ticaret, ekonomi, siyaset gibi sosyal hayatımızda iki dünyanın da saadetini elde etmek için insanlara nasıl davranmak gerekir? Toplum Müslüman olanlar olmayanlar diye iki gruptan meydana gelir. Bütün insanlık böyle. E bu durum bütün dünyada böyle. O halde ister dost olsun, ister düşman olsun. Bunlara davranmış mode davranış modelimiz ne olmalı ki iki cihanın da mutluluğu ve saadeti elde edilsin? İşte Hafız-ı Şirazi bununla ilgili çok güzel bir yöntem tavsiye eder. O yöntem şudur. İki cihanın rahat ve selametini iki harf tefsir eder kazandırır. Dostlarına karşı mürüvvet karane muaşeret ve düşmanlarına karşı sulh karane muamele etmektir. E demek ki bu ifadeye göre iki harfe dikkat etmek ve uygulamak bize iki cihanın saadetini kazandıracak. Buradaki harften maksat prensip, kural, metot, yol ve yöntem demek. Bu iki harften birisi dostlarına karşı mürüvvet karane muaşeret. Yani dostlarına karşı mürüvvetli davranmaktır. Mürüvvet kelime olarak insaniyet, insanlığa uygun olan şeyi yapmak, güzel ve iyi şeyleri alıp kötü şeyleri ve halleri terk etmek, mertlikte bulunmak, yiğitlik yapmak gibi manalara geliyor. O halde Müslümanları affetme yapıcı davranışlar ortaya koyma. Kötülükleri iyiliklerle telafi etme. iyiliğe iyilikle karşılık verme. insanlara güzel ve tatlı sözler söyleme. Kibirden sakınma gibi bütün davranış güzelliklerinin ve ahlaki erdemlerin sergilenmesi dostlarımıza karşı birinci kural. İkinci kural ise düşmanlarına sulh karane muamele muame etmektir. Yani düşmanlarına karşı barış içinde olmaktır. Husumet ve kinciliği bırakıp düşman da olsa insanlarla barış içinde yaşamak gerekir. Elbette sulhun mümkün olmadığı durumlarda gerekirse silah veya başka şeylerle de mücadele edilir ve etmek gerekir. Ancak sulhun, barışın imkanı varsa her zaman onu tercih etmek gerekiyor. Zira Rabbimizin Kur'an ayetinde de ifade ettiği üzere sul her zaman daha hayırlıdır. Öyleyse biz dostlarımıza karşı mürüvvet karane bir muaşereti, düşmanlarımıza karşı sul karane bir muameleyi tercih edersek Allah'ın izniyle hem dünyanın hem de ahiretin saadetini elde etmiş oluruz. Dünyamız da, ahiretimizde maddi ve manevi mamur olur.